Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Yeni bir macera, yeni bir tur. Bugün de Tekirdağ'a gidiyoruz hayırlısıyla. Bakalım orada bir tane Bajaj Pulsar NS 200 buldum yine. Gideceğim, bakacağım, olursa motoru alıp geleceğim. Yeni bir macera başlıyor ve bunu sizlerle beraber paylaşıyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet sevgili dostlar, yolculuğumuz başladı ve devam ediyor. Şu an Susurluk'ta dinlenme tesislerine geldik. Fazla oraları çekmedim artık. Şu an Susurluk dinlenme tesislerindeyiz. Yolculuğumuz buradan moladan sonra devam edecek. Yolculuğumuz devam ediyor ve Bursa Otogar'dayım. Mola verdik. Yolcu indirip bindiriyoruz. Ondan sonra yine devam. Saat 2'de bindim otobüse, saat 8.30 ve Gebze'deyim. Yolculuğum hala devam ediyor. Saat 11.30 ve yolculuğum hala devam ediyor. Bir türlü varamadım arkadaşlar. Şu an İstanbul Esenler Otogar'dayım. Tekirdağ Kapaklı'ya doğru gidiyoruz. Yaklaşık 2 saat falan yolumuz kaldı tahmin ediyorum. Bakalım. Yolculuk devam. Sevgili dostlar, motorumuzu hayırlısıyla aldık. Tesadüf ya bu. Köşede otelde kaldım ve hemen yanında görmüş olduğunuz gibi noter var. Arkadaş geldi buraya, motora baktık, inceledik detaylı bir şekilde. Ondan sonra da noterle satışımızı aldık. Ben de şimdi direkt yola çıkıyorum. Evet dostlar, motorumuz bu. Bajaj Pulsar NS 200. Şu otelde kaldım. Noter de buradaymış. Şansım bu kadar yani. Bakalım şimdilik iyi görünüyor. Sağ salim memlekete vardık mı, o zaman daha iyi detaylı öğreneceğiz ne olduğunu. Plakayı değiştirmedim. Şimdi buradan Tekirdağ'a doğru gidiyorum. Şu an Çerkezköy'deyim. Tekirdağ'a doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bendeniz ne yaptı? Bendeniz yine şeyi unuttu. Kameranın aparatlarını unuttum. Şimdi buraya Hırdavatçı'ya geldim. Hırdavatçı'dan yine çift taraflı bant, lastik, onunla beraber kamerayı bağladım. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Telefon tutucu içinde şey aldım, ne derler ona, bant aldım, bant sardım. Şimdi Tekirdağ'a doğru yola çıkıyorum. Kamera biraz gene yamuk gösterebilir, kusura bakmayın valla. Yapacak bir şey yok. Bakalım Tekirdağ'dan bir kamera aparatı bulabilirsem. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, nereden gidiyoruz? Şuradan, muhtemelen buradan doğru gidiyoruz herhalde. Aşağıya doğru. Evet, şu an Çerkezköy'deyim sevgili dostlar. Çerkezköy'deyim. Şöyle kamerayı bir elimle tutayım, bakayım nereyi gösteriyor. İyi, güzel. Şu an zannedersem biraz yamuk olabilir ama ileriyi gösteriyor. Şeyi de açayım, interkomu da açayım. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Bağlandı. Bağlandı demedin. Ha, buradan Bluetooth kapalı acaba? Evet, kapalı.
Çerkezköy'den çıkıyorum şu an. Tekirdağ'a doğru gidiyorum arkadaşlar. Navigasyonu da açtım. Beni götürüyor şu an. Hayırlısı olsun diyelim. Motorumuzu aldık. Ben akşam saat 1.30 gibi Çerkezköy'e indim. Şuradan navigasyonu da kontrol edeceğim aynı zamanda da. Saat 2 gibi oteldeydim gece. Hemen gelir gelmez yattım zaten. Ondan sonra sabah kalktım. Bu arada Tunalı Butik Otel'di galiba. Onun da ismini söyleyeyim de sonra aradığım zaman bulamıyorum. Şuradan geçelim. Ne tarafa? Doğru. Evet. Çıktık bacım. Ondan sonra... Bir dakika, buraları biraz karışıktı. Doğru mu diyor? Doğru diyor. Ondan sonra otelden sabahleyin kalktım, hemen arkadaş aradı zaten. O da 8.30'da işten çıkıyormuş. 8.45 gibi yanıma geldi. Otelin oraya geldi. Şans yapı, noter de hemen yanımızdaydı zaten. Gördünüz siz de. Hemen motora baktım, inceledim, bindim, döndüm, geldim. Pazarlığımızı yaptık, hemen notere geçtik. Yan tarafa noterle satışımızı yaptık. Arkadaş direkt eve gitti. Ben de buradan Tekirdağ'a doğru gidiyorum. Gelirken İstanbul üzerinden geldi. 12 saatte geldim arkadaşlar. 12 saat. 2'de bindim. Gece 2'de. 12 saat. Git bitmiyor. Sinyalimiz falan çalışıyor değil mi? Kaskı kapatayım. Neyse kapatayım, sonra yine açarım. Sonra yine sohbet ederiz. İleride çevirme var. Bakayım, çevirme olasılığımız yüksek. Çevrilelim ne olur. Bir şey olmaz. Bakalım durduracak mı? Yok, çevirme değil ya. Kaza olmuş olabilir. Çevirme olsaydı değil. Yani herhalde çevirme ya da değildi, bilmiyorum. Neyse, Tekirdağ yolu üzerindeyim. Devam. Evet, şu an Tekirdağ'a ne kadar kaldı? 16 kilometre kaldı arkadaşlar. Deniz kıyısına geldim. Şöyle size denizi bir göstereyim maviye. Biliyorsunuz deniz kıyısından gitmeyi seviyorum. Şu Tekirdağ'da bir alışveriş merkezinde Teknosa'ya falan gireceğim bakalım. Şu kameranın aparatlarından bulabilecek miyim orada? Eğer kamera aparatı bulabilirsem şu yamukluktan kurtulacağız. Ben şöyle kaskı yamuk tutuyorum şu an, sizi düz görün diye. Yani nasıl bir bendeki salaklıktır bilemiyorum ama iki seferde şeyler unutulur mu ya? Kameranın aparatı unutulur mu ya? Her şeyi de kontrol ediyorum ha. Neyse ya, yapacak bir şey yok, ne yapalım? Daha çok az yolumuz kaldı dostlar. Devam. Sizin için biraz daha yakın çekim yapayım. Olaya bak abi, klimaya bakar mısın nerede? Bu uçağın şimdi tekerleri kapanmaz. Bayağı kaporta boya işlemi var yalnız ha. Evet. Uçağı da çektiysek gidebiliriz. Tekirdağ merkeze girmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Tekirdağ merkezdeyim. Şöyle yukarıdan girişi var ve deniz manzarası karşılıyor bizi. Çok güzel bir deniz manzarası karşılıyor. Şu an ilk izlenimlerim güzel. Tekirdağ çok önceleri gelmiştim. Çok eskiden gelmiştim. Yani 99-2000'li yıllarda falan gelmiştim. 22 sene falan olmuş aşağı yukarı. 22 seneden beri de ilk defa geliyorum. Gördüğüm kadarıyla her taraf betonlaşmış tabi. Her zaman olduğu gibi. Yani eskiden boş arazilerin olduğu yerlerde şu an çok katlı binalar yükseliyor. Şimdi hedefimde ne var? Hedefimde bir deniz kıyısında bir kafede oturup bir kahve içmek var. Ondan sonra feribotun saatini öğrenmem gerekiyor. Feribot Bandırma'ya kaçta geçiyor?
Bir onu öğreneyim. Tekirdağ Bandırma feribotu var. Onu öğreneyim saatini. Oradan şu kameranın aparatlarını bulmam lazım. Kamera aparatlarına bakmam lazım. Varsa bir yerde bir alışveriş merkezi falan. Gençlere bir sorayım. Onlar bilirler. Öyle. Şimdilik düşüncelerim böyle. İnşallah kamera... Ya var ya ulan... Çok kızıyorum kendime ya. Çok kızıyorum ya. Niye kontrol etmiyorsun ya? Bundan sonra her şeyi tek tek kontrol edip öyle çıkacağım yola. Kameranın aparatını unutsan olacak iş mi ya? Kamerayla çekim yapacaksın ve aparatı unutuyorsun. Bravo. Bravo Murat. Neyse şimdi bir deniz kıyısına doğru bir gidelim bakalım. Evet, devam. Arkadaşlar zannediyorum Tekirdağ'ın tam çarşısından merkeze geldim galiba. Şey yazdım, Teknosa yazdım. Şehir merkezinden geçiyorum. Bu arada da şehir merkezini size göstereyim. Evet. Bakalım aradığımızı burada bulabilecek miyiz? Sevgili dostlar, şu an Tekirdağ'ın içerisinde bulunan Tekira Alışveriş Merkezi'ne geldim. Burada Media Market ve ne vardı? Teknosa var. Oradan bakalım aparatları bulabilecek miyim? Şimdi oraya doğru çıkıyorum. Hadi hayırlısı. Şöyle size etrafı bir çekeyim. Burası Tekirdağ'ın Tekira Alışveriş Merkezi dostlar. Vallahi Media Mark'a da baktım, şeye de baktım, neydi bu, Teknosa'ya da baktım. Maalesef yok arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yani akılsız başın cezasını kötü görüntü çekermiş diyeceğim ama olmayacak. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Tekira Alışveriş Merkezi'nden de çıktım. Şimdi şöyle size bir etrafı göstereyim. Şu an zannedersem çarşıdayım. Biraz dolaşayım. Şimdi hedefim de güzel bir yerde bir Tekirdağ köftesi yemek var arkadaşlar. Bir sorayım, soruşturayım. Neresi güzelmiş bakalım. Tekirdağ'ın deniz kıyısına indim dostlar. Şöyle bir size çevreyi çekmek istedim buraya kadar gelmişken. Şimdi buradan şeyi öğrenmem lazım benim. İdo'nun Bandırma'ya feribotu saat kaçta var? Onu öğrenmem lazım. Şöyle bir çevreyi çekeyim. Biraz daha dolaşacağım çevrede. Neler var, neler yok. Hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi deniz kıyısında bir yere geldim. Burada kafeler varmış, restoranlar varmış. Burada bir yerde hem durayım dedim, yemek yiyeyim, hem de bir çay kahve içeyim dedim. Bakalım şöyle güzel bir yer kafama göre bulabilecek miyim arkadaşlar? Yani çok daha iyi düzenleme yapılabilir buraya söyleyeyim. Şeyi düzenlemesini iyi bulmadım açık söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi istiyorsa burası uygundur fiyatı. Tekirdağ merkezde Rumeli iskelesindeyim sevgili dostlar şu an. Şehir merkezindeyim. Şimdi saat 5'te buradan feribot varmış. Yani şu an saat 12. Aşağı yukarı 5 saat falan feribotla gitmek istersen 5 saat falan burada beklemem gerekiyor. Ya da diğer bir seçenek de Çanakkale Boğazı'ndan yeni köprüden geçmem gerekiyor. İki seçeneğin arasında şu an düşünüyorum. Ne yapacağıma karar vereceğim. Ya 5 saat burada bekleyeceğim, gezeceğim ya da direkt gidip köprüden geçeceğim.
Şimdi onun hesabını yapıyorum, karar vereceğim.